stuck in Luton. One of the herd. No fun, freedom or future. Luton'da sıkışıp kaldım. Bir koyun gibi eğlence, özgürlük ya da gelecek olmadan. Bu ifade sana tanıdık geldi mi? En son kendini ne zaman hayatın bir köşesine sıkışıp kalmış hissettin? Hatta muhtemelen şu anda da öyle hissediyor olabilirsin. Yalnız değilsin. İşte böyle açılıyor Blinded by the Light filmi. Türkçesi ışıktan kör olmak anlamına gelen film, 2 yaşında ailesinin ta Pakistan'dan İngiltere'ye taşınması ile kendini sıkışmış, yalnız ve çaresiz hisseden Javed'in hikayesini konu alıyor bu film. Gerçek bir hayat hikayesi bu arada. O yüzden dikkat kesilmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bu filmi birkaç ay önce belki hatırlayanlarınız vardır. İzlemeden tavsiye etmiştim bir videomda. Müzik, duygular ve sağlık videomun son kapanış bölümüydü bu. Yani izlemeden insan bir film tavsiye verir mi? Gerçekten teaser falan çok hoşuma gitmişti ama lafımın arkasında durmak için üşenmedim, koca bir video hazırlıyorum size. Baştan söyleyeyim, bolca spoiler içerir bu video. Filmin ana temaları sıkışmışlık, arkadaşlık, aile bağları, göçmenlik ve The Boss. Yani patron Bruce Springsteen. Springsteen. Söyleyemedim galiba. Bruce Springsteen. Daha iyi oldu. Özellikle Doomer Bloomer nesillerin kötümserlik sınavı videomu hazırladığım günden beri kanala gelenlerinizin büyük çoğunluğu 18-24 yaş aralığında görünüyor. Ve her yorumunuzu okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle o yaşlarda hayat çok ağırmış gibi gelir insana ve inanın o ağırlık her zaman olacak omuzlarınızda, belki de katlanarak olacak. Ve görüyorum ki geleceğe dair ümitsizlik her zamankinden daha fazla gibi görünüyor olabilir bu dönem size, ama yorumlarınızdan anlıyorum ki çözüm bulmuş gibi olanlarınız da var aranızda. Bu arada İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Oturup tüm olumsuzluklara sızlanmaktansa kurtuluşu üretmekte bulanlar olduğunu görünce insanın içi aydınlanıyor. Yorumları okuduğumda şunu görüyorum ki mesela 10 yaşından beri hayatı sorgulayandan şu anda 17-18 yaşında olup çareyi müzikte bulanlarınıza kadar sorgulayan ve anlamaya çalışan bir dolu izleyici olduğunu görüyorum. Ve siz yeni neslin beni en çok hayret düşüren yanınız ise duygularınızı anlama, tartma, böyle anlamlandırmaya çalışma, kendini ifade edebilme becerinizin yüksekliği. İşte bu film tam da sizin gibi 17 yaşında bolca ayrımcılık, hatta ırkçılığa maruz kalan ailesi Müslüman bir gencin aşırı gelenekçi babası ile böyle modern İngiltere arasında kalmış çaresizliğinden nasıl kurtulduğunu anlatıyor bu film. Ve dediğim gibi bakın, bu hikaye gerçek. Filmin kahramanı Javed aslında filmin de yazarı olan İngiliz gazeteci, yazar ve belgeselci Safraz Monzor. Filmin yönetmeni ise başta Bandit Life Beckham, ülkemizde gösterildiği adıyla Hayatımın Çalımı Beckham filminin de başarılı kadın yönetmeni Gurinder Chadha. Filmde Safraz'ın orijinal metninden biraz sapmışlar. Safraz bir röportajında filme mutlaka bir aşk hikayesi eklenmesi gerektiğinde ısrar eden yönetmeni kıramadığını ve ancak bırakın aşık olmayı, kız arkadaş edinmeyi falan, geceleri dahi dışarı çıkmasına izin verilmediğini anlatıyor. 87'de de Doomer varmış yani. Çok öyle size ait bir şey olduğunu düşünmeyin bunu. Ancak bu kız arkadaş figürü filme bir aşk hikayesinden öte çok önemli bir katman eklemiş bana soracak olursanız. Kızın sorgulayan ve muhalif politik duruşu, tutucu İngiliz ailesine rağmen Müslüman bir genci eve ailesiyle tanıştırmaya, akşam yemeğine çağırması aslında biraz yazar ve yönetmenin olmasını istedikleri ideal dünyanın bir resmi gibi geldi bana. Tabii yanılıyor olabilirim. Ben bir film eleştirmeni değilim. Film okuması da yapmak için çekmedim zaten bu videoyu. Ama derdimi anlamışsınızdır çoktan. Türkiye'de de olsan, İngiltere'de, Pakistan'da ya da ne bileyim Costa Rica'da da olsan, insanın çilesi başka bir kurguda da olsa aynı. Peki Javed, yani Safraz, tüm bu çilelerde nasıl kurtuluyor? Patron Bruce Springsteen, müzikleri ve yazma aşkıyla. Bruce Springsteen'in kendisi ve babası mavi yakalı fabrika işçileriydi ve yazdığı sözler o kadar insani ve evrensel değerlerin altını çiziyor ki, hatta filmin bir yerinde Javed'in babası şöyle bir şey söylüyor.
Bruce'un Amerikalı olduğuna emin misin? Şarkı sözlerini okudum. Çok çalış, vazgeçme, ailene karşı saygılı ol diyor. Bu adam Pakistanlı olmalı. Ve gülüşüyorlar. Javed'in Bruce Springsteen şarkıları ile tanışması ise sonradan en iyi arkadaşı olan Rubes'un okul kantininde kendisine kasetleri vermesiyle oluyor. Ben de bu vesileyle beni Bruce ile tanıştıran ve hala en iyi arkadaşım olan Cihan Bey'e saygılarımı iletiyorum. Selam çakıyorum. Kısaca ömürlük arkadaşlık kurmak isteyenler birbirine Bruce Springsteen kaseti verebilir. Yani kaset kalmadı tabii de ne bileyim Spotify listesi falan gönderebilirsiniz birbirinize. Bir de ayrıca üniversite sınavlarında bana matematik çalıştıran sevgili Hüseyin hocama da buradan selam ederim. O da beni Ortaçgil ile tanıştırmıştı. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Yani Hüseyin hocam seninle ilgili değil de Ortaçgil ile ilgili. Bir de işin göçmenlik boyutu var. Oturdukları mahallede pis kokulu pakiler diye tacize uğruyor. Peşlerinden dazlaklar kovalıyor. Kapılarından içeriye çocuklar işiyor. Duvarlarına pis pakiler yazıyorlar. Bu video için araştırma yaparken İngiliz bir yorumcu bu filmi izleyince hatırladığı bir anısını şöyle anlatıyor. Küçükken benim mahallemde de göçmenlerin posta kutularına pis şeyler konulduğunu hatırladım bir anda. Unutmuşum ama bu bir gerçekti. Film bana bunu hatırlattı, diyor. O yüzden ülkenizdeki göçmenler hakkında konuşurken iki defa düşünün bence. Siz unutursunuz ama o travma ömür boyu onlarla yaşar. İşte Javed gençlik travmalarından, sıkışmışlık ve çaresizliğinden bir şeyler üreterek kurtulan ve özgürleşen insan hikayelerinden sadece bir tanesi. Peki ya senin hikayen ne? Write your stories, yes. But don't forget us. Hmm?